Bir bakterinin nasıl ürediğini analiz etmek isteyen bilim insanları bu bakteri popülasyonunun kapladığı alanı milimetre kare türünden ölçüyorlarmış. Bakteri popülasyonunun büyümesi ft eşittir. 24 çarpı e üzeri 0,4 t ile modellenebiliyor imiş. t deneyin başından itibaren geçen saat sayısını veriyormuş. f'nin grafiği de aşağıda verilmiş demişler. F'nin çıktı değeri yani buraya saat sayısını verdikten sonra t saat sonra bakterinin kaç milimetre kare alana yayıldığını buluruz. Evet bu da grafik. Zaman ilerledikçe bakterinin kapladığı alan büyüyor ve bu büyümenin de üstel bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Bunu nereden bildiğimi merak ediyorsanız soruda bize verdikleri fonksiyon üstel. Evet, buradan biliyorum. Bunları söyledikten sonra popülasyonun 400 milimetre karelik bir alanı kaplaması kaç saat alır diye de sormuşlar. E o zaman hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Ekranda gördüğünüz kan akademi alıştırmalarından bir ekran görüntüsü. Bakterinin 400 milimetre karelik bir alanı kaplaması ne kadar sürer diye sormuşlar. Bir bakalım. 400 milimetre kare işte burada. 7 saat sonraymış gibi görünüyor değil mi? Evet 7 saat sonra. Bakteriler 400 milimetre kare hatta daha büyük bir alanı kaplamış olurlar. Cevabı yazalım yaklaşık 7 saat sonra. İşte bu kadar. Şimdi gelin isterseniz birkaç örnek daha yapalım. Soru yine benzer şekilde başlıyor. Fonksiyon da aynı ama sonra f'in grafiği ve y eşittir 600 doğrusu aşağıda verilmiştir demişler. Ve aşağıdakilerden hangisi fonksiyon ile doğrunun kesim noktasını verir diye sormuşlar. Seçeneklere bir göz atalım. Doğru olan tüm seçenekleri işaretleyin diye de eklemişler. Videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize yanıtlamaya çalışın. Peki seçeneklere şimdi birlikte göz atalım. A seçeneğinde popülasyonun 600 mm karelik alanı kapladığı deneyin başından itibaren geçen saat sayısını verir demişler. Ee, soru neydi? Ee, fonksiyon ile doğrunun kesim noktasının neyi verdiğini bulmaya çalışıyorduk öyle değil mi? Grafiğe bir bakalım. Söz konusu olan nokta bu nokta. Peki bu popülasyonun 600 milimetre karelik alanı kapladığı deneyin başından itibaren geçen saat sayısını mı verir? Bu nokta gerçekten de popülasyonun 600 milimetre karelik alanı kaplaması için gerekli saat sayısı. Bu doğru y eşittir 600 milimetre kare doğrusu. Evet, bu seçeneği beğendim. Sıradaki seçeneğe bakalım. 24 çarpı e üzeri 0,4t eşittir 600 denkleminin çözümünü verir demişler. Biraz düşünecek olursak, mavi ile çizdikleri eğri, y eşittir 24 çarpı e üzeri 0,4t'nin eğrisi öyle değil mi? Bu da y eşittir 600. Bu ikisinin eşit olduğu t değerinde, ikisinin de aynı y değerine eşit olması gerekir. İsterseniz bunun buna eşit olacağını yani 24 çarpı e üzeri 0,4 t eşittir 600 olarak da düşünebilirsiniz. O halde bu seçenek de doğru. Yani bunun doğru olmasını sağlayan t değeri, yani bu denklemin çözümünü veriyor. Sıradaki bakterinin kapladığı alanın deneyin başından itibaren geçen saat sayısına eşit olduğu noktayı verir. Ah eh, bunun doğru olduğunu zannetmiyorum. Burada 600 karelik bir alan var ve T değeri ise 8 başka bir deyişle ikisi birbirine eşit değil. Evet. Son olarak bir de popülasyonun 600 saat sonra kaplayacağı alanı verir demişler. Grafiğin tamamına bile ihtiyacımız yok. Zaman eksenine bakarsak eksenin 600 saate kadar uzamadığını görüyoruz. Bu yüzden de bu seçenek doğru olamaz. Haydi devam edelim. Alanı yine milimetre kare ile ölçmüşler. Evet, bu defa iki tane popülasyon var. A popülasyonunun büyümesi ft ile modellenmiş ve ft de buna eşit. Bu az önceki fonksiyon. Sonra aynı yere ikinci bir popülasyon daha koymuşlar ve bunun yani B popülasyonunun büyümesi de gt ile modellenmiş. T, deneyin başından itibaren geçen saat sayısını veriyormuş gene, f ve g'nin grafikleri aşağıda verilmiş. Bu defa iki popülasyon var. Büyüme oranları farklı ama ikisi de üstel olarak büyüyor değil mi? Sonra popülasyonlar ne zaman aynı alanı kaplarlar diye de sormuşlar. Cevabımızı en yakın tam sayıya yuvarlamamız gerekiyor imiş. Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Grafiği incelersek iki eğrinin burada bir yerde kesiştiklerini görebiliriz ve bu nokta bize aynı alanı kaplayacakları zamanı verir. Alan yaklaşık olarak e, 175 milimetre kare gibi duruyor ama bizden alanı istemiyorlar zaten. Bunun ne zaman gerçekleştiğini bulmamızı istiyorlar. Bir bakalım yaklaşık olarak 5 saat gibi duruyor. Evet hadi gelin son soruya da bakalım. Eh, verilenler yine aynı ama bu defa farklı bir soru soruyorlar. Bizden kesim noktasının anlamını bulmamızı istiyorlar. A seçeneğinde bu arada videoyu durdurup soruya benden önce kendi kendinize cevap vermeyi de deneyebilirsiniz ki öneririm. Evet A seçeneğinde popülasyonların ikisinin de aynı anda yaklaşık olarak 180 mm kare alan kapladığını verir demişler. Bir bakalım. Sanırım doğru. Ben az önce 175 mm kare olarak tahmin etmiştim ama buna 180 mm kare de diyebiliriz ve yine az önce de bahsettiğim gibi bu olay yaklaşık olarak 5. saatte gerçekleşmiş gibi görünüyor. Popülasyonların aynı alanı kaplaması aynı anda olduğuna göre bu seçenek doğru olmalı. B seçeneğinde başlangıçta A popülasyonunun B popülasyonundan daha büyük olduğunu verir diyorlar. Kesim noktası bize hangi popülasyonun daha büyük olduğunu vermez. Bunun cevabını bulmak için t eşittir 0'ı incelememiz gerekir. Hemen bakalım, T eşittir 0'da A popülasyonu mavi eğriydi. Evet, öyleyse T eşittir 0'da A popülasyonunun B popülasyonundan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, bu kesim noktasından elde edebileceğimiz bir sonuç değil. Bizden doğru olan ifadeleri bulmamızı istiyor olsalardı, evet, bu seçeneği de seçerdik. Ama bizden kesim noktasının anlamını bulmamızı istiyorlar. Kesim noktası bize başlangıçta ne olduğunu vermiyor. Evet, sıradaki. 24 çarpı e üzeri 0.4t eşittir 9 çarpı e üzeri 0.6t denkleminin sonucunu verir. Hmm. Bundan önceki örnekte elimizde tek bir eğri olduğunda bunun doğru olduğunu görmüştük. Y eşittir 24 çarpı e üzeri 0.4t a popülasyonunun, y eşittir 9 çarpı e üzeri 0.6t de b popülasyonunun eğrisi olduğuna göre bu iki eğrinin kesim noktasının bu denklemden elde ettiğimiz değerin buna eşit olması gerekir. Bu noktanın bunun buna eşit olmasını sağlayan t değeri olduğunu da düşünebiliriz. Bu yüzden de bu seçenek doğru. Evet işaretliyorum. Son seçenekte ise 24 çarpı e üzeri 0,4 t eşittir 0 denkleminin sonucunu verir demişler. Hayır, bunun hangi nokta olduğunu bulmak için y eşittir 0 noktasına bakmamız lazım. Farklı bir renkle yapayım bunu. Evet, işte bu. Ve bunun f fonksiyonu yani 24 çarpı e üzeri 0,4 t ile kesiştiği noktayı bulmamız gerekir. Ama bu da soruda verilen kesişim noktasıyla alakalı bir ifade olmadığı için bunu da almayacağız.